bir aşk. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sine de yüktür. Özellikle anayasa değişikliğinin iki temel ana nedeni var. Birisi iki başlı bir sistem yürümüyor. Yani yetkilerle donattığınız bir cumhurbaşkanı ama halkın hesap sorduğu bir hükümet, iki tarafa da bol yetki vermişsiniz. Bu ikili yapı sürdürülemiyor. Bu sadece bugüne has bir şey değil. Atatürk İnönü kavgalarından bugüne kadar uzayan tüm cumhurbaşkanları ve başbakanlar arasındaki kavgalarla bugüne kadar gelmiş olan bir yapıdan bahsediyorum. Hele hele son cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle birlikte yetkilerle donattığınız cumhurbaşkanıyla her türlü hesap sorduğunuz bir hükümetin ikisinin de yetkili olduğu bir ortamda ikili yapı insan fıtratına da aykırı. Birinci neden bu. İkincisi de çok kısa süreli hükümetlerle Türkiye'deki büyük projeleri yapmak ve kalkınmış bir ülke haline gelebilmek mümkün değil. İstikrarı koruyabilmek mümkün değil. Ortalama geriye doğru 2000'li yıllara kadar geldiğimizde AK Parti iktidarı dışında hükümetlerin ömrü eğer 15,5 aysa bu 15,5 aylık süre içerisinde siz istikrarı sağlayamadığınız için aynı zamanda büyük yatırımlar da yapamazsınız. Dışarıdan ekonomiye katkı da alamazsınız. Türkiye'yi büyütecek devasa projelerin altına imza atamazsınız. Güçlü, istikrarlı, süreceğine inandığınız hükümetlerle bunu yapabilirsiniz.